Biz yaklaşık 25-30 yıldır balıkçılık yapıyoruz zaten. Kıyı balıkçılığı ya da tekne balıkçılığı diyorlar Keban Barajı'nda. Çekmişgezek Kooperatifine üyeyiz. Bunun böyle ilerleyemeyeceğini, zaten su yüzeyine çıkıyoruz, çalışıyoruz, gece avına gidiyoruz. Onların da belirli bir sezonları var zaten. İşte 10. ayda başlıyor, Nisan 1'de bitiyor yasağı. Ondan sonra biz böyle bir şeye karar verdik. Zaten bu işle uğraştığımız için destek almak, TDK'ya gidip başvurduk. Onayımız kabul edildi. Desteklerini sağ olsunlar esirgemediler. O yüzden buna karar verdik. Alabalık yetiştiriciliğine. Çok da memnunuz, güzel. Yani böyle de ilerletmeyi düşünüyoruz. Biz 3,5 milyon harcama yaptık. TDK'da devlet desteği %75 destek. Biz %55 aldık sanırım. Öyle oldu, evet. Devam ediyoruz. Aldık desteğimizi. Destekte oldular sağ olsunlar. Hiç desteklerini esirgemeden. Devam edeceğiz. Daha da ilerlemeyi, daha da büyütmeye, daha çoğaltmaya. İnşallah daha böyle ilerlerde daha büyük, daha güzel yerleri görmek nasip olacak. 9 kafes kurduk. 200 ton yıllık. 10. ayın 15 ve 20'sinde yavru alıyoruz. Yavruları getirip kafeslere koyuyoruz. Yaklaşık bir 5 ay falan bakılıyor bunlar. Yemlemesi, ilacı, şu bu. Ondan sonrası da Aralık'ın sonu, Şubat'ın başı şey diyoruz biz ona, hasat diyoruz. Hasata başlıyoruz. Satışa yani. Satışa başlanıyor. En son da Mayıs, Haziran ayında bitmiş oluyor. Zor değil. İstersen ben iş olarak, çalışma olarak kadın, erkek diye bir şey bilmiyorum. Yani bilmedim. Çocukluğumdan da öyle yetiştim. Aile içinde de öyle yetiştik. Her işe kardeşlerimle gittik. Kardeşlerim bizimle geldi. Ya da sen kadınsın bunu yapamazsın diye bir cümle duymadığımız için bütün gücümüzle çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. İsteyen her bayan böyle bir şey yapabilir. Ben yapamam, ben korkarım, ben gidemem. Hayır, ben gece teknelerde av yapmışsam, kıyıları görmeye görmeye balık avına çıkmışsam, gündüz en azından gözüm görüyor. Saati belli, onda saati bellisiz. Hangi saatte eve döndüğümüz bile belli değildi. Bence her işi başarabilirsin, yapmak istersen başarırsın. Ailem çok yanımda oldu. En büyük destekçilerim ailem oldu. Her zaman yanımda oldular ve halen de olmaya devam ediyorlar. Biz balıkları yem firmalarından alıyoruz. Yani orayla sözleşiyorsun, fabrikalarla. Sana yem veriyor, bakıyorsun, büyütüyorsun, tekrar fabrikaya toplu olarak satıyoruz. Tabii ki işi biraz büyütelim dedik. Ondan sonra alabalıkçılara TGDK destekli başvurduk. Ve desteği de aldık. İyi de oldu yani. Bu işimizi yürütüp büyütmeye de çalışacak tabii ki. Eşim şu anda benim patronum oluyor tabii. Eşimle tabii her zaman gurur duymasam zaten beraber bu işe zaten giremezdik de yapamazdık da. Yıllarca eşimle birlikte biz göl balıkçılığı da yaptık. Beraber omuz omuza vererek işte çalıştık. Ekmeğimizi kazanmaya çalıştık tabii ki. Tabii anneme örnek alıyorum. Büyük bir yatırım yaptı buraya. Yardımcı elinden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Okulların kapanması da tabii bayağı iyi oldu. Yani iyi olmadı da tabii yardımcı olmak için iyi oldu benim için de. Bayağı örnek alıyorum. Gurur duyuyorum annemle. Büyük bir yatırım yaptı. Onun arkasından gitmeyi düşünüyorum, devam etmeyi. Burada sabahları geliyoruz, balıklarımızı yemliyoruz. Bir kontrol ediyoruz hastalık var mı, bir sıkıntısı var mı diye. Ondan sonra devam edip geri gidiyoruz.